siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, ilçemizin her düzeydeki sivil toplum temsilcileri, vakıfları, dernekleri, başkan ve yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nın en içten dileklerini tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram vesilesiyle bizlere bu güzel vatanda, bu coğrafyada, ilçemizde huzurlu bir şekilde hayat sürdürmeyi, yaşamayı vesile kılan, yaşamamıza vesile olan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla bu bayram vesilesiyle bir kez daha yad ediyoruz. Tabii aynı şekilde Korkut Eli'nde, ilçemizde bu bayrama gelinceye kadar ve bayram süresince huzurlu bir şekilde, uyumlu bir şekilde, ahenkli bir şekilde çalışmamıza vesile olan, başta sizler, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, STK'larımızın başkanları, tüm Korkut Eli'nin protokolündeki paydaşlarımız, yönetimindeki, sosyal yapısındaki tüm paydaşlarına ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde, sizlerin birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışı sağladığınız bu güzel ilçemizde bizler de tüm kamu kurumları olarak, ilçe kaymakamı olarak, tüm kamu kurumları olarak huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde görev yapıyoruz. İnşallah bu birlik, beraberlik anlayışımız bundan sonraki bayramlara da, bundan sonraki yıllara da aynı şekilde taşınır, aynı şekilde bayramlarımızı birlik içerisinde kutlamaya devam ederiz. Tabii bayram vesilesiyle bayramlar, kırgınlıkların sonlandığı günler olması gerekiyor. Ben inanmıyorum hani Korkut Eli'nde hele ki bayramlarda birbiriyle küs olan, konuşmayan vatandaşımız olsun. Ama bayram vesilesiyle tekrar buradan huzurlarınıza ifade etmek istiyorum. Bayramlar, kırgınlıkları, küskünleri geride bıraktığımız, barıştığımız günler olmalı. Olduğuna inanmıyorum ama varsa birbiriyle küs olan, konuşmayan bu bayramı fırsat bilip vesile edip inşallah barışmamıza, birbirimize, kardeşliğimize vesile olur. Tekrar geldiğiniz, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Tabii bayram günüyle alakalı evet bunun dikkate almamız, tekrar bir değerlendirmemiz gerekiyor. Ramazan bayramı, bayramın birinci günü bu bayramlaşmayı yapmış idik. Tabii vakit biraz daha geç idi, bir de birinci gün idi. Ama Kurban Bayramı'nın olması vesilesiyle açıkçası ben bir önceki yılın programını istedim. Ve bir önceki yıl ilçemizdeki, Korkut'taki gelenek, kültür ne ise biz ona uyarız dedik. İşte bugün bu saat itibariyle programımızı yeniledik, güncelledik. Ama benim söyleyecek olduğum şey şudur, ben ilçe kaymakamı olarak burada devlet memuruyuz, kamu kurumlarımız, memur arkadaşlarımız keza aynı şekilde. Ama ilçenin asıl sahipleri, asıl ilçenin el sahibi olan işte belediyemizdir, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıdır, belediye meclis üyelerimizdir. Sonuçta siz hangi gün, hangi saatte bu programı yapalım, Korkut Eli'nin geleneklerine, göreneklerine, ki ilk gün haliyle herkes kurban kesiyor ve yoğun da bir kurban bayramı, kurban kesen insanımızın sayısı çok fazla. Haliyle ilk gün yoğun oluyor. Özetle ilçe olarak siz hangi gün bu bayramlaşmayı yapalım derseniz biz her zaman her yerde o bayramlaşma programında aranızda olmaktan büyük bir keyif, büyük bir memnuniyet duyarız. Tabii saatini önümüzdeki bayram için, önümüzdeki yıl için tekrar gözden geçirmeli. Başkan Bey'in de ifade ettiği gibi daha açık meydan öyle bir yerde yaparsak daha da katılımın yüksek olacağına ben inanıyorum. Aynı şekilde tabii gelenlerimiz yanlarında çocuklarımızı, yavrularımızı da getirirse onlar da bu heyecana, bu birlik beraberlik ortamına şimdiden küçük yaşlarda alışmış olur. Nerede o eski bayramlar biz bugün söylüyoruz. Hani çocuklarımıza da, torunlarımıza da bu bayramı hem akraba ziyaretleriyle hem de böyle toplu bayramlaşma programlarına onları da getirmek, onların da şahit olmasını sağlamamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki bayramlaşma
programını bu hususları da dikkate alarak güzel bir şekilde organize ederiz. Kabul ediyorum yani vakit hakikaten biraz erken oldu. Ama ona rağmen sizler, siyas partilerimizin ilçe başkanları, STK'larımız, sizler bu programa geldiniz, katıldınız. Tekrar ben ayaklarınıza sağlık diyorum. Tekrar bayramınızı yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bu sahnede çok değişik vesilelerle konuşmalar yaptım. Yine sizlerde önceki bayramlarda başka görevlerim nedeniyle burada bulunmak ve seslenmek fırsatı yakalamıştım. Bugün Korkut Eli'nden yetişmiş, Korkut Eli Alaaddin Mahalleli ve Kiremitli Mahallesi'nde de büyümüş bir kardeşiniz, arkadaşınız, hemşeriniz olarak Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili olarak seslenebilme imkanı, fırsatı yakalamış bulunmaktayım. Bir kardeşimiz olarak, hemşerimiz olarak Ankara'da hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm Korkut Eli hemşeriler benim açımdan aynı eşdeğer saygıya, sevgiye, hürmete sahip bir şekilde orada bir arkadaşınız olduğunu unutmayın isterim. Ne zaman eğer bize düşen bir görev varsa, ne zaman meclise gelip bir milletvekilinin çayını içelim, yemeğini yiyelim, yanında soluklanalım derseniz her zaman elinizde olduğumu şimdiden ifade etmek istiyorum öncelikle. Onun ötesinde de bayramlar bizim öncelikle dinimizin ve sonrasında da geleneğimizin en önemli, en güzel günlerinden. Sayın Başkan ifade etti, hoşgörünün, barışın, dayanışmanın, sevginin, saygının en güzel şekilde yaşandığı günler. Tabii bayramda barış ortamı olmakla beraber biz hayatımızın her evresinde bunu uygulayabilmeliyiz. Artık toplum kavga istemiyor. Artık toplum ayrışma istemiyor. Artık milletimiz ötekileştirme ister. Barış ortamında kimsenin kimseye değişik nedenlerle ötelenmediği, yok sayılmadığı ve kavgadan uzak bir ülke, bir il, bir ilçe ortamı içerisinde yaşama beklentisi içerisinde olduğumuzu hep hissettirmekte. Dolayısıyla ben böyle bayramlar vesilesiyle bir arada oluyoruz. İlçemizin hem bir taraftan mülki idaresiyle birlikte, bir taraftan siyasi parti yöneticilerimizle birlikte böyle güzel anı paylaşmaya vesile olan bu bayramda yine birlikteyiz. Komitemizde de böyle güzel bir gelenek var. Bu geleneği daha da canlandırarak tabii ki büyütülmesi, güçlendirilmesi hepimizin en büyük arzusudur. Bu anlamda da gerekli tedbirler alınabilir. Jandarma onbaşı Emin Can Şimşek Çoruk! Sol! Jandarma onbaşı yürütsen de kankımız kalacaktı! Sol!